Arkadaşlar tekrardan merhaba. Önceki videomuzda SolidWorks'ten bir tane verinin nasıl SimsCabe'e aktarılabileceğini görmüştük. Şimdi bu örnekten de devam ederek Simulink file'a nasıl ulaşacağız, XML dosyasını nasıl kullanacağız onu anlatacağım. Öncelikle SolidWorks ile ilgili birkaç bilgi vereyim. SolidWorks öncelikle tasarlarken dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Bu unsurlardan biri şu. Montaj yaparken en az bir tane parçanızın fixed olması gerekiyor. Bunun da sebebi şu, Simulink'e aktardığınızda aslında Simulink bir tane kendine taban varsayması gerekiyor ve bu tabanın da SolidWorks'un içinde tanımlanması gerekiyor. Ben kendi uygulamam için bunu varsaydım, alt tabloyu varsaydım ama sizin uygulamanızda bu değişiklik olabilir. Örneğin bu kütleyi de varsayabilirsiniz ya da başka bir sistemde başka bir şeyi de fixed varsayabilirsiniz. Ama kesinlikle bir tane parçayı fixed varsaymanız gerekiyor. İkincisi, parçalarınızın kesinlikle birbiriyle uyuşması gerekiyor. Örneğin montaj bilgilerini düzgün vermelisiniz. Çünkü montaj bilgilerini düzgün vermezseniz Simulink'in bunu da anlayabilecek kapasitesi yok. Bundan dolayı da siz bu montaj bilgilerini verdikten sonra kesinlikle bir kez daha kontrol edin. Mate'lerin içinde, bakın burada, herhangi bir kırmızılık ya da atıyorum sarılık kalmasın. Ekstra yapamayacağı hareketleri, yani kendi hareketlerini kısıtlayan mate'ler de sisteme vermeyin. Benim sistemimdeki aslında tasarım, basit aslında bir crank tasarımı. Bir, iki tane kol var. İki tane kol bir tane kütleyi bir tane sehpanın üzerinde götürüyor. Aslında ben burada gideceğim. Şu kola bir tane motor bağlayacağım. Ve o bağlanmış motorla birlikte bu sistemi sürmeye çalışacağım. Normal olarak dinamik denklemlerini siz çözerken aslında bunların hesaplarını basit bir şekilde yapabiliyorsunuz ama en başta söylediğim gibi varsayımlarımız aslında bizi kısıtlıyor. Burada yayılı yük, dağılımlar, işte kütlenin nasıl hareket edeceği, nasıl yapacağı aslında hepsini biz burada verebiliyoruz. O yüzden aslında SolidWorks'te çizip bir tane parçayı görmeniz ya da kompleks yapılar için aslında oluşturduğunuz bir şeyi analiz etmeniz sizin için daha kolay bir hale geliyor. Ama bu demek değil ki bunların teorik çözümünü yapmayacaksınız. Tabii ki de yapacaksınız. Çünkü bunları yarın öbür gün gidecek, dizayn edeceksiniz. Dizayn ederken de zaten bunlara ihtiyacınız olacak. Hem burada hem ilerleyen çalışmanızda kontrol teorisini kullanmak isteseniz ya da atıyorum ileri advanced dinamik yapıları çözmek istediğinizde aslında bu teorik bilgilerinizi aktif bir şekilde kullanıp burada sadece görselleştirip gerçek hayatta ne olabileceğini görmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu tanımladıktan sonra gidip burada Tools'a tıklıyorum. SimsCabe Multibody link var burada. Ve SimsCabe, yani export ediyorum aslında burada Multibody'yi. Export dediğimde bana bir tane trajektörü gösteriyor burada. Ben MATLAB'in trial diye bir yerine aslında bunu yolluyorum. Ve bakın formatına burada XML formatında. XML olmasının önemini aslında önceki videoda anlatmıştım. XML'i MATLAB Simulink okuyabiliyor. Yukarıdaki bu trajektörü siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz ama MATLAB'de çalışacağınız trajektörü burası olacak. Bunu unutmayın. Şimdi ben burada save'e tıkladığımda biraz işlem uzun sürebilir. Kendi parçalarını ayırmaya çalıştığı için veya içindeki o her bilgiyi almak istediği için. Bize en sonunda şöyle bir uyarı çıkıyor. Burada Multibody Link Export Complete diyor. İşte şu file'a ben bunu yolladım diyor. Import ettim diyor. OK'ye tıklıyorum ben. Gerçekten de burada MATLAB'e baktığımda bakın burada bir XML file'de step file'lar çıkıyor. Şimdi burada step file aslında şu, siz SolidWorks'te tasarladığınız parçaları step formatında kaydedebilirsiniz. Step formatı aslında bize şunu sağlıyor. Biz eğer bunu görselleştirmek istersek ya da atıyorum bunun içindeki özellikleri, parçanın işte mekaniği, işte ağırlığı, inertiyası, işte hangi türden yapıldı, işte yoğunluğu falan hepsinin bilgileri aslında bize buradan geliyor. Step file'ları koyduğumuzda da biz bir yansıtıcı bir obje bu ve bu obje sayesinde aslında biz bunu görselleştirebiliyoruz. Şimdi ben MATLAB'e geldiğimde MATLAB bana yani şu komutu aslında direkt çevirmiyor. Çevirmesi için benim ne yapmam lazım? Sim import, yani sm import denen bir keyword var. Bu bir fonksiyon ve XML file'ları sizin için direkt Simulink file'a çeviriyor. Şimdi bakın dikkat edin, burada iki tane tırnağın arasında mekanizm denen bir yazı var. Bakın bu yazı XML file'le aynı olması lazım. Ya bu onun aslında ismini veriyorsunuz. İsmini verdikten sonra siz burada ben onu açmaya çalışıyorum.
o dosyayı yaratmaya çalışıyor. Bu işlem yine biraz uzun sürebilir bilgisayarınızın hızına göre veya başka bir şeye göre. Ve buna bir tane Simulink dosyası oluşturuyor. Çeşitli parçalardan oluşan. Şimdi bakın, bu Simulink dosyasının içinde ben direkt aslında kendim için ben mantıklı gelen şeyler, eğer bilmesem bile bana mantıklı gelen yerler var. Bakın burada Revolut var, Planner var. Bu Revolut'un işte bir tane Rigid Body'ye gidiyor. İşte burada bir tane Word var. Gerçekten bir referans noktaya bağlanmış. Ben bunların hepsini görebiliyorum. Ama bizim görmemiz gereken bir şey şurada Mechanism Data File diyor ya, M-File. Ona bakmamız lazım. Şimdi bu M-File'in aslında amacı şu, sizin içeride yani SolidWorks'te tanımladığınız her şeyi aslında MATLAB'e uygun halde bu yaratıyor. Bu ne demek? Mesela atıyorum, sallıyorum burada mesela işte burada bazı şeylerin kütlesi mesela 68 kilogram, bazılarınki 43 kilogram. İşte bunun center of mass'i işte şu noktada, atıyorum işte moment of inertia'sı şu noktada gibi, aslında bunların hepsini size düzgün bir şekilde veriyor. Eğer ben bu dosyayı çalıştırmasam zaten benim MATLAB'im bu dosyaların, yani bu verilerin nereden geldiğini, nasıl yaptığını zaten bilemez. O yüzden kesinlikle çalışırken şu mekanizm data file'ı silmeyin. Bu her MATLAB'de yani yüklemek istediğinizde aslında siz buraya çalıştırılıyor. Simulink çalıştığında. Şimdi ben bakın Simulink'e geldiğimde hiçbir şey yapmadan direkt bir çalıştır butonuna basıyorum. Compile ediyor. Compile ettikten sonra benim karşıma bir tane ekran çıkıyor. Şimdi bakın karşıma ekran çıktığında aslında bir tane hareket yapıyor burada ama bakın parçalar aslında birbirinin içine giriyor. Garip garip hareketler yapıyor aslında. Bunun sebebi de şu, ben herhangi bir yere hiçbir şey vermediğim için aslında kol burada gravity'den dolayı aşağı doğru düşüyor. Ve ben buraya aşağıya bir mate vermediğim için şu mouse'u gösterdiğim yere aşağıya doğru iniyor. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sizin için bir dezavantaj. Yapacağınız hareketler için bir dezavantaj. O yüzden burada iki tane seçeneğiniz var. Ya bunlara belli bir range'te bir sınır vereceksiniz, limit rate vereceksiniz. Ya açıda ya da atıyorum işte uzunlukta. Ya da bunu hiç kullanmayacaksınız. Tamamen giriş olarak verdiğiniz değerlerle bunu ayarlayacaksınız. Eğer ki limit rate verirseniz çalışmanız, yani bu program bazen çalışmayabiliyor. Çünkü siz oraya eğer bir sinüs verirseniz, sinüs verdiğinde mesela öyle bir hareket yapmaya çalışıyor ki program mesela kendini derleyemiyor ve çalıştıramıyor. O yüzden benim size ilk tavsiyem en başta gidip bunlara sakın limit rate vermeyin. Yani açı değerlerine limit rate vermeyin. Sadece gidin burada ne yapın biliyor musunuz? Şu kübü fixed ve şunları bağlayın birbirine. Yani bu sistem ilk etapta rahat bir şekilde hareket edebilsin. En önemli unsurlardan biri bu. En çok hata alacağınız unsurlardan biri de bu. Şimdi ben buraya geldiğimde bakıyorum Simulink'in içine. Gerçekten artık benim sistemim oluştu. Benim artık bu sistemi bir şekilde sürmem ya da bir şekilde kontrol etmem lazım. Gelecek videoda da bunu size anlatacağım.